Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bin Muhteşem Güneş, Bölüm 2. Nana'yı Güldaman mezarlığının bir köşesine gömdüler. Molla Feyzullah mezarın başında dua okur. Erkekler Nana'nın kefenli bedenini çukura indirirken, Meryem kadınların arasında Bibiko'nun yanında durdu. Daha sonra Celil onunla birlikte kulübeye geldi. Onlara eşlik eden köylülere, taziyecilere abartılı bir Meryem'e kol kanat germe gösterisi sundu. Kızın birkaç parça eşyasını toplayıp bir bavula koydu. Uzandığı yatağın kenarına ilişti, yüzünü yelpazeledi. Alnını okşadı. Yaslara, kederlere batmış bir yüzle bir şeye ihtiyaç olup olmadığını sordu. "Herhangi bir şey?" diye tekrarladı iki kez. "Molla Feyzullah'ı istiyorum," dedi Meryem. "Elbette, kendisi dışarıda, gidip çağırayım." Molla Feyzullah'ı, o bükük belli karaltısını kulübenin kapısında görünce o gün ilk kez ağladı Meryem. "Ah Meryem ko." Gelip kızın yanına oturdu. Yüzünü ellerin arasına aldı. "Durma, ağla yavrum. Doyasıya ağla. Utanılacak bir şey yok bunda. Ama kızım, Kur'an'ın dediklerini de hiç unutma. Ne mutlu ki ona, Yaradan'ın ahiretine göçene, her şeye gücü yeten, ölümü ve yaşamı yaratan, seni onlarla sınayan Rabbin yanında. Kur'an gerçeği söyler kızım. Bize reva gördüğü her imtihanın, her üzüntünün gerisinde mutlaka bir nedeni vardır Allah'ın." Ama Meryem Allah'ın sözleriyle avunacak halde değildi. O gün değil, o sırada değil. Duyabildiği tek şey, Nana'nın "gidersen ölürüm, gidersen yaşayamam" diyen sesiydi. Elinden tek gelense gözyaşlarını Molla Feyzullah'ın ellerinin benekli, kağıt inceliğindeki derisine akıtmaktı. Şehre dönüş yolunda Celil arka koltukta Meryem'in yanında oturdu. Elini onun omzuna attı. "Benimle kalabilirsin Meryem ko," dedi. "Sana bir oda hazırlamalarını tembihledim bile. Üst katta. Orayı seveceksin. Manzaralı. Bahçeye bakıyor." Meryem ilk kez onun ananın kulaklarıyla duyuyordu. Hep var olan altlarda gerilerde gizlenen yapmacıklığı, kof, sahte güvenceleri ilk kez apaçık olanca duruluğuyla duyabiliyordu. Bir türlü başını kaldırıp onun yüzüne bakamadı. Araba Celil'in evinin önünde durunca şoför inip kapılarını açtı. Meryem'in bavulunu taşıdı. Celil iki eliyle omuzlarından kavradığı kızı yönlendirdi. İki gün önce Meryem'in onu beklediği, önündeki kaldırımda sabahladığı ana kapıdan geçirdi. İki gün önce. Meryem'in dünyadaki tek arzusunun Celil'le birlikte bu bahçeye girmek olduğu günün üstünden bir ömür geçmişti sanki. Hayatın nasıl bu kadar çabuk böyle bir anda alt üst olabildiğini Meryem'in aklı almıyordu. Gözlerini yerden patikanın gri taşlarını çiğneyen ayaklarından kaldırmadı. Bahçede birileri olduğunun farkındaydı. Fısıldaşan, Celil'le ikisinin yaklaştığını görünce kenara çekilen birileri. Üst kattaki camlarda ona dikilmiş olan gözlerin ağırlığını hissediyordu. Evin içinde de yere bakmayı sürdürdü. Kestane rengi bir halının üzerinde yürüyorlardı. Sürekli yinelenen, mavili sarılı, sekizgen bir deseni vardı. Gözün ucuyla mermer heykel kaidelerini, vazoların alt kısımlarını, duvarlardaki rengarenk halıların püsküllerini görebiliyordu. Celil'le birlikte tırmanmaya koyuldukları merdivende her basamağı çivilenmiş, benzer bir halıyla kaplıydı. Sahanlıkta Celil onu sola döndürdü. Uzun, halı kaplı bir koridordan geçirdi. Bir kapının önünde durdu, kızın geçmesi için açtı. "Kız kardeşlerim Nilüfer'le Atiye bazen burada oynarlar," dedi. "Ama genellikle burayı konuk odası olarak kullanıyoruz. Bence burada rahat edeceksin. Güzel değil mi?" Odadaki yatağın üzerinde bal peteği örgüsüyle sık dokunmuş yeşil bir örtü vardı. Aşağıdaki bahçenin görünmesi için açılmış olan perdeler örtüyle bir örnekti. Yatağın başucunda üç çekmeceli bir komodin, üzerinde de bir vazo.
Duvarlardaki raflarda Meryem'in tanımadığı birilerinin çerçeveli resimleri, raflardan birinde birbirini tıpatıp eşi, giderek küçülen tahta bebeklerden oluşan bir koleksiyon vardı. Boy sırasına göre dizilmişlerdi. Celil onun baktığını görünce matruşka bebekleri dedi. Moskova'dan almıştım. İstersen onlarla oynayabilirsin, mahsuru yok. Meryem yatağa oturdu. İstediğin bir şey var mı diye sordu erkek. Meryem yatağa uzandı, gözlerini kapadı. Biraz sonra onun kapıyı yavaşça çektiğini duydu. Koridorun sonundaki banyoyu kullandığı zamanlar hariç Meryem odasından çıkmadı. İlk geldiğinde kapıyı açan dövmeli kız yemeğini tepsiyle getiriyordu. Kuzu kebap, sebze, aş çorbası. Çoğu olduğu gibi kalıyordu. Celil her gün birkaç kez uğruyor, yatağa oturuyor, nasıl olduğunu soruyordu. Yemeğini aşağıda bizimle birlikte yiyebilirsin dedi. Pek de inandırıcı olmayan bir sesle. Meryem odasında tek başına yemeği tercih ettiğini söyleyince de hiç ikilemedi. Meryem ömrü boyunca merak ettiği, görmek için yanıp tutuştuğu sahneyi penceresinden kayıtsızca, duygusuzca seyrediyordu. Celil'in günlük yaşantısını, geliş gidişlerini, ön kapıdan girip çıkan, sağa sola seyreten hizmetkarlar, sabahtan akşama kadar çalıları kırpan, budayan, seradaki çiçekleri sulayan bahçıvan, kaldırımın kenarına yanaşan uzun, parlak burunlu arabalar, içlerinden çapanlı, astragan kalpaklı erkekler, hicaplı kadınlar, saçları tertemiz taranmış çocuklar iniyordu. Celil bu yabancılarla el sıkışıyordu. Meryem onun avucunu göğsüne bastırıp başıyla kadınların selamlayışını izlerken Nana'nın doğru söylediğini anlıyordu. Buraya ait değildi o. İyi ama ben nereye aitim? Şimdi ne yapacağım? Bu dünyada sahip olduğum tek şey benim Meryem. Ben gittikten sonra hiç kimsen kalmayacak. Hiçbir şeyim. Sen bir hiçsin. Kulübenin çevresindeki söğütleri yalayan rüzgar gibi tanımlanamaz bir kasvetin esintileri de Meryem'in içinden geçip duruyordu. Celil'in evindeki ikinci gününde odasına küçük bir kız geldi. Bir şey alacağım dedi. Meryem yatakta doğrulup oturdu. Bağdaş kurdu. Örtüyü kucağına çekti. Kız aceleyle odanın karşı köşesine seyirtti. Bir dolabı açtı. Dört köşeye gri bir kutu çıkardı. Bunun ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Kutunun kapağını açtı. Buna gramofon deniyor. Gramofon. Plak çalıyor. Bilirsin müzik. Bir gramofon. Sen Nilüfer'sin. 8 yaşındasın. Küçük kız gülümsedi. Aynı Celil'in gülümseyişi. Aynı gamzeli çene. Nereden anladın? Meryem omuzlarını silkti. Bir zamanlar bir çakıl taşına onun adını verdiğini söylemedi. Bir şarkı dinlemek ister misin? Meryem yine omuz silkti. Nilüfer gramofonun fişini prize soktu. Kapağın altındaki cebi karıştırdı, bir plak çıkardı, yerleştirdi, pikabın iğnesini indirdi. Müzik başladı. Kağıt yerine gül yaprakları kullanacağım ve sana dünyanın en tatlı mektubunu yazacağım. Sen kalbimin sultanısın, kalbimin sultanısın. Biliyor musun bu şarkıyı? Hayır. Bir İran filminden, babamın sinemasında görmüştüm. Hey, sana bir şey göstereyim mi? Meryem'in cevap vermesine kalmadan Nilüfer eğildi, avuçlarını, alnını yere dayadı. Tabanlarıyla yere itti, bir çırpıda amuda kalkıverdi. Yapabilir misin diye sordu soluk soluğa. Hayır. Kız bacaklarını indirdi, bluzunu çekip düzeltti. Sana öğretebilirim dedi, kızarmış alnına dökülen perçemi iterek. Burada ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. Annem senin gerçek kardeşim olmadığını söylüyor. Yani senin dediğin gibi... Ben hiçbir zaman böyle söylemedim diye uydurdu Meryem. Söylemişsin ama umurumda değil. Demek istediğim, söylemen ya da söylememen umurumda değil. Benim için fark etmez. Meryem sırtüstü uzandı. Çok yoruldum. Annem bir cin yüzünden annenin kendini astığını söylüyor. Şunu keser misin artık dedi Meryem yatakta yan dönerken. Müziği yani. O gün Bibiko onu görmeye geldi. Geldiğinde yağmur yağıyordu. İri gövdesini yatan yanındaki iskemleyi güçlükle oflaya puflaya bıraktı. Şu yağmur Meryem Ko, kemiklerimi mahvediyor. Kemiklerimin katili inan. Keşke. Ah hadi ama evladım. Gel bakayım Bibikon'a. Ağlama. Geçti bak. Seni zavallı çocuk. Şşt. Zavallım benim. O gece Meryem uzunca bir süre uyuyamadı. Yattığı yerde gökyüzüne baktı. Aşağıdan gelen tıkırtıları, duvarların boğduğu sesleri...
Konuşmaları camı döven sağanağı dinledi. Tam dalıp gitmişti ki haykırışlarla yerinden sıçradı. Alt kattan geliyordu. Tiz, öfkeli bağırışlar. Sözcükleri seçemiyordu. Yeni bir kapıyı çarparak kapadı. Ertesi sabah Molla Feyzullah çıka geldi. Meryem dostunu, ak sakalını ve o sevimli dişsiz tebessümünü kapıda gördüğü an gözlerinin yandığını, bir kez daha yaşlarla dolduğunu hissetti. Ayaklarını yatağın kenarından sarkıttı, kapıya koştu. Her zamanki gibi hocasının elini öptü. O da kızın alnını. Konuğuna bir iskemle çekti. Molla Feyzullah yanında getirdiği Kur'an'ı çıkardı. Düzenimizi bozmamıza gerek yok değil mi? Artık derse ihtiyacım olmadığını biliyorsunuz Molla sahip. Bana Kur'an'daki bütün sureleri, ayetleri yıllar önce öğrettin mi zaten? Adam gülümsedi. Ellerini teslim olur gibi kaldırdı. Tamam, itiraf ediyorum. Koyan meydana çıktı. Ama seni ziyarete gelmek için bundan çok daha kötü bahaneler bulabilirdim. Bahaneye ihtiyacınız yok ki. Sizin yok. Kibarlık ediyorsun Meryem Ko. Kur'an'ı kıza uzattı. O da onun öğrettiği gibi 3 kez öpüp başına götürdü, sonra geri verdi. Nasılsın kızım? Hiç aklımdan diye başladı Meryem. Sonra kocaman bir taşın boğazını tıkadığını hissedince susmak zorunda kaldı. Çekip gitmemden önce bana söyledikleri hiç aklımdan çıkmıyor. Dedi ki, ne? Molla Feyzullah elini onun dizine dayadı. Annen, Allah onu affetsin. Dertli, mutsuz bir kadındı Meryem. Kendine korkunç bir şey yaptı. Kendine, sana, aynı zamanda da Allah'a. O bağışlayacaktır. Çünkü her şeyi bağışlar. Ama yine de annenin yaptığı şey Allah'ın gücüne git. Cana kıymayı, ister kendinin, isterse başkasının canını almayı kesinlikle tasvip etmez. Hayatın kutsal olduğunu söyler, biliyor musun? İskemlesini biraz daha yaklaştırdı. Kızın ellerini avuçların arasına aldı. Anneni sen doğmadan önce tanırdım. Çocukluğunu bilirim. İnan bana, o zaman da mutsuzdu. Korkarım yaptığı şeyin tohumları yıllar önce atılmıştı. Demek istediğim bu senin suçun değil. Senin suçun değil kızım. Onu bırakmamalıydım. Yanında kalmalıydım. Kes şunu. Bunlar zararlı düşünceler Meryem Ko. Beni duydun mu evladım? Zararlı. Seni yiyip bitirirler. Hata sende değildi. Senin suçun değildi. Hayır. Meryem başını salladı ama bütün yüreğiyle deliler gibi istese de adama inanmayı başaramıyordu. Bir hafta sonra bir akşamüstü kapısına vuruldu. İçeriye uzun boylu bir kadın girdi. Açık tenliydi, kızıl saçları, uzun parmakları vardı. Ben Efsun dedi, Nilüfer'in annesi. Yıkanıp aşağıya gelsene Meryem. Meryem odasında kalmayı yeğlediğini söyledi. Yoğun nefes miydi, anlamıyorsun, aşağıya inmen gerekiyor. Seninle konuşacağımız bir şey var, önemli. Karşısına dizildiler celilli karıları, uzun koyu kahverengi masada. Aralarında masanın ortasında taze kadife çiçekleriyle dolu kristal bir vazoyla buğulanmış bir sürahisi duruyordu. Nilüfer'in annesi olduğunu söyleyen kızıl saçlı kadın Efsun, Celil'in sağında oturuyordu. Diğer ikisi Hatice ile Nergis ise solunda. Kadınların hepsinde hafif siyah eşarplar vardı, başlarına bağlanmamış. Sonunda akıllarına gelmiş gibi boyunlarına gevşekçe dolamışlardı. Nana'nın hatırına siyahlara bürüneceklerine hiç ihtimal vermeyen Meryem bu fikri içlerinden birinin ya da Celil'in onu aşağıya çağırmalarından hemen önce ortaya attığını tahmin etti. Efsun bir bardağı sürahiden su doldurdu, Meryem'in önüne kareli kumaş bir altlığın üzerine koydu. Bahardayız ama hava şimdiden ısındı bile dedi. Eliyle yelpazelenir gibi yaptı. Rahat edebildin mi diye sordu Nergis küçük bir çenesi, siyah kıvırcık saçları vardı. İnşallah rahatın yerindedir. Başına gelen büyük bir felaket, korkunç. Diğer ikisi başlarıyla onayladılar. Meryem onların alınmış kaşlarını, çılız lütufkar tebessümlerini süzdü. Kafasının içinde sinir bozucu, tatsız bir vızıltı vardı. Boğazı yanıyordu. Biraz su içti. Celil'in arkasındaki geniş pencereden çiçeğe durmuş elma ağaçlarını görebiliyordu. Pencerenin yanındaki duvara koyu renk ahşap bir dolap dayalıydı. İçinde bir saat, bir de çerçeveli fotoğraf vardı. Ellerinde tuttuğu balığı havaya kaldırmış olan Celil ve 3 küçük oğlu. Güneşte balığın pulları parlıyor. Celil ve oğulları geniş geniş gülümsüyor.
Evet diye başladı Evsun. Ben, yani biz seni çağırdık. Çünkü sana vermek istediğimiz çok güzel bir haber var. Meryem başını kaldırıp baktı. Kadınların iskemlesinde gevşekçe oturan, görmeyen gözlerle masadaki sürahiye bakan Celil'i işaret ederek kendi aralarında çabucak bakıştıklarını fark etti. Gözlerini Meryem'e diken diğerlerinden daha büyük gösteren Hatice oldu. Bu görevi kimin üstleneceği önceden tartışılıp karara bağlanmıştı belli ki. Bir talibim var dedi Hatice. Meryem'in midesi kasılıverdi. Neyim? Dedi ansızın uyuşan dudakların arasından. Bir kıbaz tegar, talip, kısmet. Adı Raşit. Hatice açıklamayı sürdürdü. Babanın bir iş ahbabının arkadaşı. Kendisi Peştun, aslen Kandaharlı ama Kabil'de yaşıyor. Dehmezan semtinde iki katlı bir evi var. Efsun söylenenleri başıyla doğrulamaktaydı. Senin bizim gibi Farsça konuşuyor. Dolayısıyla Peştun dilini öğrenmek zorunda kalmayacaksın. Meryem'in göğsü giderek daha çok sıkılaşıyordu. Oda fırıl fırıl dönmeye, ayağının altındaki zemin kaymaya başlamıştı. Ayakkabıcı diye araya girdi Hatice. Ama öyle sıradan bir sokak muhfisi değil. Hayır, kendi dükkanı var. Kabil'in en beğenilen ayakkabı ustalarından biri. Diplomatlara, Cumhurbaşkanı'nın ailesine ayakkabı yapıyor. Üst sınıfa yani. Kısacası sana iyi bakacak, rahat ettirecektir. Meryem gözlerini Celil'e dikti. Yüreği göğsünde taklalar atıyordu. Doğru mu bu? Söyledikleri doğru mu? Fakat Celil ona bakamıyordu. Alt dudağının köşesini dişliyor, sürahiye bakıyordu. Evet, senden azıcık yaşlı diye şakıldı Efsun. Ama taş çatlasın 40'ında. Hadi bilemedin 45. Öyle değil mi Nergis? Evet, ama ondan 20 yaş büyük adamlara verilen 9 yaşında kızlar gördüm Meryem. Hepimiz gördük. Sen kaçsın şimdi? 15 mi? Bir kız için gayet uygun. İdeal evlilik yaşı. Bu sözler hevesli, coşkulu, baş sallamalarla onaylandı. Onunla akran olan üvey kardeşleri Saide ile Nahit'ten hiç söz edilmediği Meryem'in dikkatinden kaçmamıştı. Her ikisi de Herat'taki Mehri Okul'da öğrenciydi ve Kabil Üniversitesi'ne girmeyi tasarlıyordu. 15 onlar için uygun, ideal bir evlilik yaşı değildi anlaşılan. Dahası diye sürdürdü Nergis sözünü. O da sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşamış. Duyduğumuza göre karısı 10 yıl önce doğum yaparken ölmüş. Sonra 3 yıl önce de oğlu gölde boğulmuş. Çok üzücü gerçekten. Son birkaç yıldır kendine bir eş arıyormuş fakat uygun birini bulamamış. İstemiyorum dedi Meryem. Gözleri hala Celil'deydi. Evlenmek istemiyorum. Beni zorlamayın. Sesindeki ağlamaklı yalvaran tınıdan nefret ediyor ama engel olamıyordu. Aa Meryem mantıklı olama dedi kadınlardan biri. Meryem neyi kimin söylediğini izleyemez olmuştu artık. Gözlerin Celil'e mıhlamış konuşmasını, bütün bunların yalan olduğunu söylemesini bekliyordu. Ömrünü burada geçiremezsin ki. Kendi ailen olmasını istemez misin? Evet ya, bir yuva kurmak, kendi çocuklarını doğurmak. Hayatına devam etmelisin. Tamam buralı biriyle, bir tacikle evlenmen çok daha iyi olurdu ama Raşit varlıklı bir adam, kalkmış sana talip olmuş. Bir evi, bir işi var. Önemli olan da bu zaten, öyle değil mi? Hem Kabil çok güzel, capcanlı bir şehir. Karşına bu kadar iyi kısmet bir daha çıkmayabilir. Meryem gözlerini Celil'in karılarına çevirdi. Molla Feyzullah'ın yanında yaşayabilirim dedi. Beni evine alır o. Alacağını biliyorum. Bu hiç yakışık almaz dedi Hatice. Öyle yaşlı ki hem çok doğru sözcü arandı. Meryem onun aslında ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Çok yakın. Onların ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Bu kadar iyi bir fırsatı bir daha bulamayabilirsin. Onlar da bulamazdı. Kızın doğumuyla küçük düşmüş, rezil olmuşlardı ve şimdi karşılarına kızdan bütünüyle kurtulma, kocalarının yaptığı yüz kızartıcı hatanın son izini de silme şansı çıkmıştı. Meryem uzaklara gönderiliyordu çünkü duydukları utancın ete kemiğe bürünmüş haliydi o. Yürüyen, soluk alıp veren bir ayıp. Çok yaşlı ve güçsüz diye tamamladı Hatice sonunda. O öldükten sonra ne yapacaksın? Ailesinin başına dert olursun. Tıpkı şu an bizim olduğun gibi.
Meryem söylenmemiş sözcüklerin Hatice'nin dudaklarından dökülüşünü görebiliyordu neredeyse. Soğuk bir günde ağzından çıkan buhar gibi. Kabil'i düşündü. Her atın 650 kilometre doğusunda olduğunu, Celil'den öğrendiği o büyük yabancı kalabalık kenti. 650 kilometre. Bugüne kadar kulübeden en çok uzaklaştığı mesafe buraya Celil'in evine yaptığı 2 kilometrelik yürüyüştü. Kabil'deki halini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Bu tahayyül edilemez mesafenin öteki ucunda bir yabancının evinde onun keyfine dayattığı taleplere göre yaşarken. Raşit adındaki bu adam için temizlik yapacak, yemek pişirecek, çamaşır yıkayacaktı. Başka görevleri de olacaktı tabii. Kocaların karılarına ne yaptığını Nana anlatmıştı. İşte onu dehşete düşüren, ter içinde bırakan da özellikle işin bu mahrem yanı. Gözünde acı verici, sapkın eylemler olarak canlandığı kısmıydı. Yeniden Celil'e döndü. Söyle onlara, buna izin vermeyeceğini söyle. İşin aslı, baban Raşit de cevabını verdi bile diye atıldı Efsun. Raşit burada, Herat'ta, ta Kabil'den kalkıp geldi. Nikah yarın sabah kıyılacak. Öğlen Kabil'e kalkan bir otobüs var. Söylesene, diye haykırdı Meryem. Bunun üzerine kadınlar sustular. Meryem onların da erkeği gözlediğini sezdi. Bekliyorlardı. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Celil yüzünde ezik, çaresiz bir anlam, parmağındaki alyansı çevirip duruyordu. Dolabın içindeki saatin tik takları hiç kesilmiyordu. Sonunda kadınlardan biri dayanamadı. Celil ko, Celil gözlerini ağır ağır kaldırdı. Meryem'inkilere dikti. Bir an sonra yeniden indirdi. Ağzını açtı ama yalnızca tek, acılı bir inilti çıktı. Bir şey söyle dedi Meryem. O zaman Celil boğuk, ölgün bir sesle konuştu. Allah kahretsin Meryem. Bana bunu yapma dedi. Bir şeyler yapılan kişi kendisiymiş gibi. Aynı anda Meryem salondaki gerginliğin dağılıverdiğini hissetti. Celil'in karıları yeni ve çok daha ateşli bir ikna turuna başlarken Meryem gözlerini masadan ayırmadı. Bakışları masanın kaygan cilalı ayaklarında, köşelerdeki yılan kahve kıvrımlarda bir ayna kadar yansıtıcı koyu kahve yüzeyinde gezindi. Soluğunu her bırakışında yüzeyin buğulandığını, kendi yüzünün babasının masasından silinip gittiğini ayrımsadı. Efsun ona yukarıya odasına kadar eşlik etti. Sonra kadın kapıyı çekince Meryem kilitle dönen anahtarın şakırtısını duydu. Sabah Meryem'e beyaz pamuklu pantolonun üzerine giymesi için uzun kollu koyu yeşil bir elbise verdiler. Efsun yeşil bir hicabla aynı renk sandaletler getirdi. Yine uzun kahverengi masalı odaya götürüldü. Ama bu kez masanın ortasında badem şekeriyle dolu bir kase, bir Kur'an, yeşil bir duvak, bir de ayna duruyordu. Meryem'in daha önce hiç görmediği ve nikah şahitleri olduğunu tahmin ettiği iki erkekle tanımadığı bir molla masadaki yerlerini çoktan almışlardı. Celil oturması için bir iskemle çekti. Açık kahverengi bir takım elbise giymiş, kırmızı kravat takmıştı. Saçları yıkanmıştı. İskemleyi çekerken cesaret verircesine gülümsemeye çalıştı. Hatice ile Efsun bugün masanın bu tarafında Meryem'in yanındaydılar. Molla duvağı gösterdi. Nergiz de yerine oturmadan önce alıp Meryem'in başına yerleştirdi. Meryem gözlerini önüne, ellerine dikti. İçeriye çağırabilirsiniz artık dedi Celil birine. Meryem onu görmeden önce kokusunu aldı. Sigara kokusu, bir de ağır, baygın bir tıraş losyonu. Celil'inki gibi hafif değil. Raihası duvağın kenarından girip Meryem'in burun deliklerine doldu. Duvağın gerisinden gözünün ucuyla başını eğmiş kapıdan geçmekte olan uzun boylu bir erkek gördü. Koca göbekli, geniş omuzluydu. Adamın iri cüssesi soluğunu keser gibi oldu. Yüreği deli gibi atmaya başladı. Çabucak gözlerini indiriverdi. Adam kısacık bir an kapının eşiğinde oyalandı. Sonra yavaş ama güçlü, gümbür gümbür adımlarla odayı geçti. Adımları masadaki şeker kasesini şıngırdattı. Boğuk bir hırıltıyla kendini Meryem'in yanındaki iskemleye bıraktı. Sessiz sessiz soluk alıp veriyordu. Molla onları selamladı. Bunun geleneksel bir nikah olmayacağını söyledi.
Anladığım kadarıyla Raşit Ağa'nın yakında hareket edecek olan Kabil otobüsüne bileti varmış. Dolayısıyla vakit darlığı nedeniyle bazı ana nevi usulleri atlayacak, töreni hızlandıracağız. Bir iki dua okudu, evliliğin önemi hakkında birkaç kelime etti. Celil'e bu birleşme bir itiraz olup olmadığını sordu. Celil başını yok anlamında salladı. Molla Raşit'e döndü. Meryem'le nikahlanmayı gerçekten isteyip istemediğini sordu. Raşit, evet dedi. Sert gıcırtılı sesi Meryem'e kuru güz yapraklarının ezilirken çıkardığı sesi anımsatmıştı. Peki sen Meryemcan, bu erkeği kocalığa kabul ediyor musun? Meryem sesini çıkarmadı. Genizler temizlendi. Ediyor dedi masanın ucundan bir kadın sesi. Aslında dedi Molla, soruyu kendisi yanıtlamalı. Yanıtlamadan önce de benim 3 kez sormamı beklemeli. Çünkü teklifte bulunan kişi erkek, kız değil. Soruyu 2 kere daha yineledi. Meryem'den yanıt gelmeyince bir daha sordu. Bu kez biraz daha bastırarak. Meryem yanında oturan Celil'in kıpırdandığını, masanın altındaki bacaklarını üst üste atıp sonra yine indirdiğini hissedebiliyordu. Birileri yine genzini temizledi. Küçük beyaz bir el uzandı. Masadaki bir toz zerresine bir fiske vurdu. Meryem diye fısıldadı Celil. Evet dedi kız titrek bir sesle. Duvağın altına bir ayna uzatıldı. Meryem aynada önce kendi yüzünü gördü. Kavisiz, biçimsiz kaşları, düz saçlarını, neşesiz, yeşil gözlerini. Gözleri birbirine öyle yakındı ki insan onu şaşı sanabilirdi. Cildi kalındı, donuk lekeli görünüyordu. Alnını çok geniş, çenesini çok dar, dudaklarını çok ince buldu. Genel olarak uzun bir yüz izlenimi bırakıyordu. Üçgen bir surat, biraz tazımsı. Öte yandan tuhaftı ama bütün bu silik, albenisiz parçaların bir araya gelince güzel olmasa da gözü hiç mi hiç rahatsız etmeyen bir çehre oluşturduğunu görebiliyordu. Aynada Raşit'in yüzünü ilk kez gördü. İri köşeli, sağlıklı ve pembe yüzü, kanca burnu, mahcup bir sevinci dışa vuran, kızarmış yanakları, sulu kanlı gözleri, öndeki ikisi sivri tepeli bir çatı gibi üst üste binmiş olan sıkışık dişleri, gür kaşların neredeyse 2 parmak üstünden başlayan inanılmayacak kadar alçak saç çizgisi, sık, sert, kır düşmüş saçları. Gözleri aynada bir anlığına buluştu, sonra çabucak sıvıştı. Bu kocamın yüzü diye düşündü Meryem. Raşit'in ceket cebinden çıkardığı ince altın halkaları birbirlerinin parmaklarına taktılar. Erkeğin tırnakları sarımsı kahveydi, çürüyen bir elmanın içi gibi. Bazılarının uçları uzamış, kıvrılmıştı. Kız alyansı onun parmağına geçirirken elleri titredi. Raşit yardım etmek zorunda kaldı. Kendi alyansı ise azıcık dardı ama Raşit eklemlerden sertçe iterek yüzüğü geçirdi. İşte dedi. Çok güzel bir yüzük diye atıldı Celil'in eşlerinden biri. Harika Meryem. Geriye bir tek nikah akdinin imzalanması kaldı dedi Molla. Meryem adını yazdı. Mim Ra'ya, sonra yine Mim. Bütün gözlerinin eline dikildiğinin farkındaydı. Meryem'in imzalayacağı bir sonraki belgeye 27 yıl sonra yine de bir din adamı tanıklık edecekti. Artık karı kocasınız dedi Molla. Tebrik ederim. Raşit rengarenk boyanmış otobüste bekledi. Meryem aşağıdan durduğu yerden onu değil sigarasının açık camdan dışarıya süzülen dumanını görebiliyordu. Celil'le birlikte arka tamponun yakınındaydılar. Çevrelerinde insanlar tokalaşıyor, vedalaşıyordu. Kur'anlar öpülüyor, elden ele geçiriliyordu. Ciklet sigara tepsilerinin gerisinde yüzleri görünmeyen oğlan çocukları yolcuların arasında yalın ayak koşturuyordu. Celil habire Kabil'in ne olağanüstü bir şehir olduğunu anlatmaktaydı. Moğol İmparatoru Babür bile oraya gömülmeyi vasiyet etmişti. Meryem onun ayrılık vaktine kadar böyle konuşup duracağını, Kabil'in bahçelerini, dükkanlarını, ağaçlarını, havasını seveceğini biliyordu. Sonra bir bakacaktı, kendisi otobüste, Celil ise aşağıda ona neşeyle el sallamakta. Yarasız beresiz, sapasağlam. Meryem buna izin veremezdi. Sana tapardım dedi. Celil lafının ortasında duruverdi. Kollarını göğsünde kavuşturdu, sonra çözdü. Genç bir Hindu çift, kucağı bebekli bir kadınla bir bavulu sürükleyen erkek aralarından geçti. Bu müdahale Celil'in çok işine gelmiş gibiydi. Çift özür diledi. O da kibarca gülümsedi.
Perşembeleri saatlerce oturup beklerdim seni. Gelmeyeceksin diye ölesiye kaygılanırdım. Yolunuz uzun, bir şeyler yemelisiniz. Sonra ekmekle keçi peyniri alayım mı diye sordu. Sürekli seni düşünürdüm. 100 yaşına kadar yaşaman için dua ederdim. Bilmiyordum, benden utandığını bilmiyordum ki. Celil başı neydi? Vaktinden önce gelmiş bir oğlan çocuğu gibi ayakkabısını burnuyla toprağa eşeledi. Benden utanıyordun. Seni görmeye geleceğim diye mırıldandı Celil. Kabil'e gelip seni ziyaret edeceğim, birlikte. Hayır, hayır dedi kız Celil'e. Seni görmek istemiyorum, sakın gelme. Senden haber almak istemiyorum. Asla, asla. Celil ona yaralı gözlerle baktı. Seninle ben burada ayrılıyoruz dedi Meryem. İşimiz burada bitiyor. Hoşça kal. Böyle gitme dedi erkek cılız bir sesle. Bana Molla Feyzullah'la vedalaşacak zamanı bile tanımadın. Bu efendiliği bile gösteremedin. Döndü otobüsün yan tarafına doğru ilerledi. Celil'in peşinden geldiğini duyabiliyordu. Hidrolik kapılara varınca hemen arkasından gelen sesi duydu. Meryem ko. Basamakları çıktı. Gözünün ucuyla Celil'in onunla aynı hizadan yürüdüğünü görebiliyor olsa da camdan dışarıya hiç bakmadı. Koridorda arkaya Raşit'in bavulu bacaklarının arasına almış oturduğu koltuğa doğru ilerledi. Avuçlarını cama bastıran parmak boğumlarıyla vuran Celil'e bir kez bile dönüp bakmadı. Otobüs hareket edince yanları sıra koşturan adama bakmadı. Otobüs hızlandığı zaman da geriye dönüp giderek küçülen, sonra egzoz dumanının tozun arasında gözden giden adama bakmadı. Cam kenarında oturan Raşit iri, etli elini onunkinin üzerine koydu. ''Hadi ama kızım, hadi bakalım, hadi'' dedi. Bunu söylerken gözlerini kısmış, camdan dışarıya bakıyordu. Gözüne çok daha ilginç bir şey çarpmış gibi. Raşit'in evine ertesi gün akşama doğru vardılar. ''Deh mazangdayız'' dedi adam. Dışarıda kaldırımda duruyorlardı. Bir elinde kızın valizi vardı. Ötekiyle tahta sokak kapısını açmaktaydı. Kentin güneybatı kesimi, hayvanat bahçesi yakında, üniversite de öyle. Meryem başını salladı. Daha şimdiden öğrenmişti. Onu gayet iyi anlasa da konuşurken dikkat kesilmeliydi. Adamın farsçasındaki Kabil aksanına alışık değildi. Kandahar doğumlu olduğu için alttan alta hissedilen Peştun vurgusunu da. Adamınsa kızın Herat farsçasıyla herhangi bir sorun yaşamadığı belliydi. Meryem Raşit'in evinin bulunduğu dar, afsatlanmamış sokağı çabucak inceledi. Yolun iki yanına sıralanan evler dip dibeydi. Tek bir duvarla birbirlerinden ayrılıyorlardı. Önlerindeki küçük, duvarlı bahçeler sokakla aralarında tampon görevi görüyordu. Evlerin çoğu düz damlıydı ve pişmiş tuğladan yapılmıştı. Kimisi de kenti çeviren dağlarla aynı pas rengindeki topraktan. Her iki yanda da kaldırımın kenarını izleyen hendekte çamurlu bir su akıyordu. Meryem sokağın orasına burasına küçük tepecikler halinde yığılmış çöp torbaları gördü. Raşit'in evi iki katlıydı. Renginin bir zamanlar mavi olduğu anlaşılıyordu. Raşit ön kapıyı açınca Meryem kendini küçük bakımsız bir bahçede buldu. Güç bela boy atmaya çalışan sarı otlar, cılız öbekler. Sağda yan avluda bir abdesthane, solda da tulumbalı bir kuyuyla bir sıra can çekişen fidan. Kuyunun yanında bir alet edevat kulübesi, duvara dayalı bir bisiklet. Babam balık tutmaktan hoşlandığını söyledi dedi Raşit, bahçeyi geçip eve doğru giderlerken. Arka bahçe yoktu. Kuzeyde vadiler var ve içi balık kaynayan ırmaklar. Belki bir gün gideriz. Sokak kapısını açtı, kıza yol verdi. Raşit'in evi Celil'inkinden epeyce küçüktü ama Nana ile Meryem'in kulübesine kıyasla bir malikaneydi. Alt katta bir hol, bir oturma odası, bir de mutfak yer alıyordu. Kızı mutfağa götürüp tencereleri, tavaları, düdüklü tencereyi, gazayla çalışan iştopu gösterdi. Oturma odasında fıstık yeşil deri bir kanepe vardı. Yan tarafı yırtılmış, beceriksizce dikilmişti. Duvarlar çıplaktı. Bir masa, iki bambu koltuk, iki katlı iskemle, bir köşede de siyah dökme demir soba. Meryem salonun ortasında durdu. Etrafına bakındı. Kulübede parmak uçlarına kalktığında tavana değebiliyordu. Döşeğinde yatar pencereden giren gün ışığının açısına bakarak saati kestirebilirdi. Kapısını menteşeleri gıcırdatmadan nereye kadar açabileceğini bilirdi.
Yerdeki 30 adet parkedeki her bir kıyımı çatlayabilirdi. Şimdi bildiği, tanıdığı her şeyden kopmuştu. Nana ölmüştü. Kendisi ise yabancı bir şehirde, alıştığı yaşamdan çok uzaklardaydı. Onun arasında vadiler, zirvesi karlı sıra dağlar, koskoca çöller uzanıyordu. Farklı odaları, her tarafına silmiş sigara kokusu, yabancı eşyalarla dolu yabancı dolapları, kalın koyu yeşil perdeleri ve asla dokunamayacağı tavanıyla bir yabancının evindeydi. Boşluğu Meryem'i boğuyordu. Nana'ya, Molla Feyzullah'a, eski yaşamına duyduğu özlemin sancıları yüreğini dağılıyordu. Sonra ağlamaya başladı. ''Bu da nereden çıktı şimdi?'' dedi Raşit ters ters. Pantolonun cebinden çıkardığı mendili kızın avucuna sokuşturdu. Bir sigara yaktı, sırtını duvara yasladı. Mendili gözlerine bastıran Meryem'i seyretti. ''Bitti mi?'' Meryem başını evet anlamında salladı. ''Emin misin?'' ''Evet.'' Kızı dirseğinden tuttu, oturma odasının penceresine götürdü. ''Bu pencere kuzeye bakar.'' dedi, işaret parmağını kıvrık tırnağıyla cama vurarak. ''Tam karşımızda Asmai Dağları var, görüyor musun? Soldaki ise Ali Abad Dağı. Üniversite onun eteğinde. Şir Derveze Dağı arkamıza doğuya düşüyor. Buradan göremezsin tabii. Her gün öğlenleri oradan bir pare top atarlar. Kes artık ağlamayı, ciddiyim.'' Meryem gözlerini kuruladı. ''En katlanamadığım şeydir.'' dedi adam kaşlarını çatarak, ağlayan bir kadının sesi. ''Kusura bakma, kesinlikle tahammül edemem.'' ''Eve gitmek istiyorum.'' dedi Meryem. Raşit sabrı taşmışçasına iç geçirdi. Salıverdiği dumanlı soluğu Meryem'in yüzüne çarptı. ''Buna alınmayacağım bu seferlik.'' Sonra yine dirseğini tuttu, kızı üst kata çıkardı. Yukarıda dar, loş bir koridorla iki yatak odası vardı. Daha büyük olan odanın kapısı aralıktı. Meryem aralıktan bu odanın da evin kalanı gibi çok az eşyayla döşenmiş olduğunu gördü. Köşede bir yatak, üzerinde kahverengi battaniye ile tek bir yastık, bir dolap, bir de komodin. Küçük ayna sayılmazsa duvarlar çıplaktı. Raşit kapıyı çekti. ''Bu benim odam. Meryem konuk odasında kalacaktı. Kusura bakmazsın umarım. Yalnız uyumaya alıştım da.'' Meryem en azından bu konuda ne kadar rahatladığını söylemedi. Kalacağı oda Celil'in evindeki odasından bir hayli küçüktü. İçinde bir yatak, eski grimsi kahverengi bir şifonyer, küçük bir dolap vardı. Penceresi bahçeye bakıyor, sokağı da görüyordu. Raşit onun valizini bir köşeye bıraktı. Meryem yatağa oturdu. ''Fark etmedin.'' dedi adam. Kapının eşiğinde duruyordu, başını çarpmamak için hafif eğilmişti. ''Pervaza bak. Ne cins olduğunu biliyor musun? Herat'a gitmeden önce koymuştum.'' Meryem pencere çıktısındaki sepeti ancak o zaman ayrımsadı. Yanlarından beyaz sümbül teberler taşıyordu. ''Beğendin mi? Hoşuna gitti mi?'' ''Evet, öyleyse teşekkür edebilirsin.'' ''Teşekkür ederim, özür dilerim, teşekkür.'' ''Titriyorsun, yoksa seni korkutuyor muyum? Benden korkuyor musun?'' Meryem ona bakmıyordu ama bu sorularda hafif haylaz bir şakacılık sezdi. Bir tür iğneleme gibi. Başını hemen hayır anlamında salladı ve evliliklerinin ilk yalanını söylemiş oldu. ''Hayır mı? Güzel, senin adına sevindim. Eh, senin yuvan burası artık. Bak gör burayı seveceksin. Elektriğimizin olduğunu söylemiş miydim? Çoğu günler ve her gece.'' Çıkmaya hazırlandı. Kapıda durdu. Sigarasından derin bir nefes çekti. Dumana karşı gözlerini kıstı. Meryem onun bir şey söyleyeceğini sandı. Ama söylemedi. Kapıyı arkasından kapadı. Kızı valizi ve çiçekleriyle yalnız bıraktı. İlk birkaç gün Meryem odasından neredeyse hiç çıkmadı. Her sabah uzaktan uzağa yankılanan ezan sesiyle kalkıyor. Namazını kıldıktan sonra yeniden yatağa süzülüyordu. Raşit'in banyoya girdiğini, yıkandığını duyduğunda, adam dükkana gitmeden önce gelip ona bir göz attığında o hala yatakta oluyordu. Sonra camdan bahçeye çıkan erkeği seyrediyordu. Sefer tasını bisikletin arkasındaki sepete yerleştirişini, bisikleti iterek bahçeye geçişini, sokağa çıkışını. Pedallara asılıp uzaklaşan geniş omuzlu karaltı sokağın sonundaki köşeye dönüp gözden kaybolana kadar bakıyordu. Çoğu günler yataktan hiç çıkmıyor, kendini yapayalnız terk edilmiş hissediyordu. Akıntıya kapılmış sürükleniyordu sanki.
Bazen aşağıya mutfağa iner, parmaklarını yağlı, yapış yapış tezgahta, yanık yemek kokan muşamba çiçekli perdelerde gezdirirdi. Yerine oturmayan, kapanmayan çekmeceleri, uyumsuz kaşıklarla bıçaklara, süzgece, ucu kopmuş tahta kaşıklara, yeni yaşantısının sözlü gereçlerine bakıyor. Baktığı her şey hayatını alt üst eden, kendini köksüz, yersiz, yurtsuz, bir başkasının hayatına zorla dalmış, davetsiz misafir gibi hissettiren o büyük sarsıntıyı anımsatıyordu. Kulübedeyken normal, iştahlı bir kızdı. Burada karnı nadiren acıkıyordu. Bazen akşamdan kalma pilavı bir tabağa koyup bir parça ekmekle oturma odasına götürüyor, pencerenin önünde yiyordu. Camdan sokaktaki tek katlı evlerin damlarını görebiliyordu. Bahçelerin içini de çamaşır asan, çocuklar kışkırtlayan kadınları, toprağa eşeleyen tavukları, kovaları, bahçıvan bellerini, ağaçlara bağlanmış inekleri. Nanayla birlikte kulübenin damında geçirdikleri, gül damanın üstünde parlayan mehtabı seyrettikleri yaz geceleri burnunda tutuyordu. Hava öyle sıcak olurdu ki geceleri göğüslerine yapışırdı, cama yapışan ıslak bir yaprak gibi. Kulübede Molla Feyzullah'la kitap okudukları kış ikindilerini özlüyordu. Ağaçlardan çatıya damlayan buz saçaklarının çıpırtısını, karla yüklü dallarda gaklayan kargaları. Bu yalnız saatlerde evin içinde durmadan geziniyordu. Mutfaktan oturma odasına, yukarıya, kendi odasına, sonra yine aşağıya. Gezinti odasında tamamlar, namazını kılıp yatağa otururdu. Annesini arıyor, sıla özleminden midesinin bulandığını hissediyordu. Ama Meryem'in asıl paniği güneş batıya doğru devrildiği zaman başlıyordu. Geceyi Raşit'in kocaların karılarına yaptıkları şeyi yapmaya nihayet karar verebileceğini düşündükçe dişleri takırdıyordu. Erkek alt katta tek başına karnını doyururken o sinirleri harap bir halde yatağında yatıyordu. Raşit her akşam onun odasına uğrar başını içeri uzatırdı. Şimdiden uyumuş olamazsın. Saat daha 7. Uyanık mısın? Cevap ver. Hadi ama. Karanlıkta Meryem'in sesini duyana kadar bastırırdı. Buradayım. Çömelip kapının eşiğine otururdu. Kız yatağından onun iri yarı silüetini, uzun bacaklarını, gaga burnundan kıvrılarak çıkan dumanı, sigarasının bir alevlenip bir donuklaşan amber ucunu görebilirdi. Meryem'e gününü anlatırdı. Dışişleri Bakanlığı yardımcısı için özel olarak yaptığı mokasenleri, Raşit'in dediğine göre adam ayakkabılarını sadece ondan alıyordu. Polonyalı bir diplomatla karısından gelen sandalet siparişini, insanların ayakkabı konusundaki batıl inançlarından söz ederdi. Yatağa ayakkabıyla girmenin aileye ölüm getireceğine, önce sol teki giyinenin ise bir kavgaya neden olacağına inananlar vardı. Cumaları dalgınlıkla yapılması hariç, dedi. Ayrıca bir çiftin bağcıklarının düğümlenip duvara asılmasının uğursuzluk getirdiğini biliyor muydun? Raşit'in kendisi bunların hiçbirine inanmıyordu elbette. Ona göre bu tür boş inançlar daha çok kadınlara özgü meşguliyetlerdi. Sokaklarda kulağına çalınanları da aktarırdı. Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın bir skandal yüzünden istifa etmek zorunda kaldığı türünden haberler. Ne Nixon'ın adını ne de onu istifaya zorlayan rezaleti duymuş olan Meryem sesini çıkartmadan dinlerdi. Endişeyle Raşit'in sözünü bitirmesini, sigarasını söndürüp gitmesini beklerdi. Onun koridoru geçtiğini, kapısının açılıp kapandığını duyduktan sonradır ki midesini sıkan çelik kelepçe gevşerdi. Sonra bir gece erkek sigarasını söndürdü ve iyi geceler demek yerine sırtını kapının pervazına dayadı. Şunu hiç açmayacak mısın dedi başıyla kızın bavulunu göstererek. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Biraz zamana ihtiyacın olacağını tahmin ediyorum. Ama bu kadarı saçmalık. Bir hafta oldu. Yarın sabahtan itibaren senden bir eş gibi davranmanı bekliyorum. Fehmidi, anlaşıldı mı? Meryem dişleri zangırdamaya başladı. Cevap bekliyorum. Evet, güzel dedi adam. Ne sanıyordun yani? Buranın otel olduğunu mu? Ben de otel sahibiyim öyle mi? Öyleyse. Ah. La ilahe illallah. Ağlama konusunda sana ne demiştim ben? Meryem. Kadın zırıltısı konusunda ne söylemiştim, ha? Ertesi sabah Raşit işe gittikten sonra Meryem bavulundaki giysileri çıkardı, şifon yere yerleştirdi. Kuyudan bir kova su çekti, bir bezle odasını ve aşağıdaki salonun camlarını sildi. Yerleri süpürdü, tavanın köşelerinden sarkan örümcek ağlarını temizledi.
Bütün pencereleri açıp evi havalandırdı. Bir tasa 3 kase mercimek ısladı. Bir bıçak bulup biraz havuçla birkaç patates doğradı. Onları da suya bıraktı. Buna bakındı. Dolapların birinde bir dizi pis baharat kavanozunun arkasında buldu. Hamur yoğurdu. Nana'nın öğrettiği gibi dıştan içe doğru katlaya yuvarlaya. Üzerine un serpti, nemli bir beze sardı. Başına bir hicap geçirip mahalle fırınına yollandı. Raşit Tandır'ın yerini tarif etmişti. Sokağın aşağısında önce sola sonra sağa ama Meryem'in yapması gereken tek şey aynı yöne akan kadın ve çocuk kalabalığını izlemek oldu. Annelerin peşinden koşan ya da önden seyirten çocukların sırtındaki yamalı gömlekler gözünden kaçmadı. Pantolonları ya çok bol ya da çok dardı. Sandaletlerin tiftiklenmiş bağcıkları öne arkaya uçuşuyordu. Ellerindeki değneklerle eski atılmış bisiklet lastiklerini itiyorlardı. Anneleri üçer dörder kişilik gruplar halinde yürümekteydi. Kimileri burkalıydı, kimileri değil. Meryem onların yüksek tiz seslerini, birbirine karışan kahkahalarını duyabiliyordu. Başı önde yürürken kulağına komşular neredeyse bütünüyle hasta çocukların ya da tembel lankör kocaların çevresine dönen gevezelikler çalınıyordu bölük bölçük. Yemekler kendi kendine pişiyor sanki. Vallahi billahi bir an durup dinlenmek yok. Bir de kalkmış bana diyor ki, yemin ederim hiç utanmadan diyor ki, bu bitmek bilmez sohbet, yakınmalı ama aynı zamanda şen bir tınısı olan sesler havada daireler çizerek uçuşup duruyordu. Hiç kesilmedi. Sokağın sonuna kadar köşeyi döndükten sonra tandırdaki kuyrukta kumar oynayan kocalar, annelerine aşırı düşkün olan karılarına tek rupiyi çok gören kocalar. Meryem bu kadar çok kadının nasıl olup da aynı bahtsızlığa düştüğünü, hepsinin de nasıl böylesine berbat erkeklerle evlenebildiğini merak etti. Yoksa bu evli kadınlara özgü, kendisinin bilmediği bir oyun, pirinç ıslamak ya da hamur yoğurmak gibi gündelik bir ritüel miydi? Tandırın önündeki kuyrukta yan gözle çaktırmadan ona baktıklarını hissetti. Fısıltıları duydu. Elleri terlemeye başladı. Onun bir harami olarak doğduğunu, babasına ve onun ailesine bir utanç kaynağı olduğunu biliyorlardı sanki. Hepsi de annesine sırt çevirdiğinden, kendini rezil ettiğinden haberdardı. Hicabının ucuyla dudağın üstündeki teri kuruladı, sakinleşmeye çalıştı. Birkaç dakika her şey yolunda gitti. Sonra biri omzuna dokundu. Meryem arkasını dönünce açık tenli, tombul, tıpkı kendisi gibi hicaplı bir kadınla karşılaştı. Kısa, siyah saçları, güleç, neredeyse kusursuz yuvarlaklıkta toparlak bir yüzü vardı. Dudakları Meryem'inkinden daha dolgundu. Alt dudağı hafif sarkıktı. Dudak çizgisinin hemen altındaki iri, kara ben tarafından aşağıya çekilircesine. İri ve yeşilimsi gözleri Meryem'e cana yakan bir parıltıyla bakıyordu. ''Sen Raşitcan'ın yeni karısısın değil mi?'' dedi geniş geniş gülümseyerek. Her attan gelen. ''Ne kadar gençsin?'' ''Meryem Can değil mi?'' ''Benim adım Fariba. Aynı sokakta oturuyoruz. Soldan 5. ev. Yeşil kapılı olan. Bu oğlum Nur.'' Yanındaki oğlanı da tıpkı annesi gibi yuvarlak, mutlu bir yüzü, dik siyah saçları vardı. Sol kulağının memesinde de bir tutam kara kıl, gözlerinde yaramaz cin gibi bir parıltı. Elini uzattı. Selam halacan. Nur 10 yaşında. Bundan büyük bir oğlum daha var, Ahmet. O 13 dedi Nur. Hemen de büyümek isterler. Fariba denen kadın güldü. Kocamın adı Hakim. Burada Dehmazan'da öğretmen. Bir gün bana gelsene bir fincan. Sonra bir anda diğer kadınlar ondan cesaret almışçasına Fariba'yı itekleyip Meryem'in etrafına üşüştüler. Korkutucu bir süratle çevresini kuşattılar. Raşitcan'ın genç eşisin demek. Kabil'i beğendin mi? Ben Herat'a gittim. Orada bir kuzenim var. Önce kız mı istiyorsun, oğlan mı? Ah o minareler, o ne güzellik, muhteşem bir şehir. Erkek çocuk daha iyidir Meryemcan. Onlar soyun devamıdır. Hadi canım, oğlan evlenir gider. Kızlar her zaman kalır. Yaşlandığında sana bakar. Geleceğini duymuştuk. En iyisi ikiz. Her birinden bir tane. Böylece herkesin gönlü olur. Meryem geri geri çekildi. Havasız kalmıştı. Kulakları uldamaya başlamış. Çarpıntısı tutmuştu. Gözleri bir yüzden ötekine mekik dokuyordu.
Bir adım daha çekildi ama artık gidebileceği yer kalmamıştı. Halkanın tam ortasındaydı. Gözüne fareba ilişti. Kızın rahatsızlığını sezmiş, yüzü asılmıştı. "Rahat bırakın," dedi kadınlara. "Yana çekilin, rahat bırakın kızı, korkutuyorsunuz." Meryem hamuru göğsüne bastırdı. Çevresini kuşatmış olan kalabalığı yarmaya, aralarından geçmeye çalıştı. "Nereye gidiyorsun hemşire?" Meryem kendini iyi kötü açıklığa atıncaya kadar iteklemeyi sürdürdü, sonra sokağın yukarısına doğru koştu. Kavşağa vardıktan sonradır ki yanlış yöne koştuğunu ayrımsadı. Döndü, başı önde öteki tarafa doğru koşmaya başladı. Bir ara tökezleyip düştü, dizi sıyrıldı, kalkıp yeniden koşmaya başladı. Kadınların yanından hızla geçti. "Neyin var senin? Dizin kanıyor hemşire." Meryem bir köşeye döndü, sonra bir başkasına. Doğru sokağı bulmuştu ama ansızın beyni boşalmıştı. Raşit'in evini anımsayamıyordu. Sokağı bir uçtan ötekine telaşla kat etti. Soluk soluğa, gözyaşları boşandı boşanacak. Kapıları rastgele denemeye koyuldu. Bazıları kilitliydi, bazıları da hiç tanımadığı bahçelere, havlayan köpeklere, ürken tavuklara açıldı. Gözünün önünde eve dönen ve onu hala yolunu ararken kanayan diziyle kendi sokağında kaybolmuş bir halde bulan Raşit canlandı. Bunun üzerine ağlamaya başladı. Kapıları itiyor, yaşlar yüzünü ıslatırken panik halinde dualar mırıldanıyordu. Ta ki bir kapı itip de karşısında abdesthaneyi, kuyuyu, alet kulübesini buluncaya kadar. Kapıyı arkasından çarparak kapadı, sürgüyü çekti. Sonra duvarın dibine, ellerinin, dizlerinin üzerine çöktü. Örmeye başladı. İşi bitince emekleyerek ilerledi. Sırtını duvara verip oturdu. Bacakları iki yana açılmıştı. Hayatında kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. O gece Raşit eve geldiğinde elinde kahverengi bir kese kağıdı vardı. Temiz pencereleri, süpürülmüş yerleri, yok olan örümcek ağlarını fark etmediğini gören Meryem'in canı sıkıldı. Ama oturma odasındaki temiz yer sofrasından yemeğin çoktan hazır olmasından hoşlandığı belliydi. "Dağıl yaptım," dedi Meryem. "Güzel, açlıktan ölüyorum." Ellerini yıkaması için erkeğe af tavadan su döktü. O havluyla kurulanırken de önüne bir kase dumanı tüten dağılla bir tabak, tane tane pişmiş pirinç pilavı koydu. Onun için pişirdiği ilk yemekti. Keşke yaparken daha iyi durumda olsaydım diye düşündü. Yemeği hazırlarken tandırdaki olayın sarsıntısını üstünden hala atamamıştı. Onun için de bütün gün dağılın kıvamını, rengini dert edip durdu. Raşit zencefili fazla, zerdeçalı yetersiz bulursa diye endişelendi. Adam kaşığını altın rengi dağla daldırdı. Meryem hafifçe sallandı. Ya umduğunu bulamazsa, ya kızarsa, tabağını hoşnutsuzlukla iterse. "Dikkatli ol," dedi güçlükle. "Sıcak." Raşit dudaklarını büzdü, üfledi, sonra kaşığı ağzına götürdü. "İyi olmuş," dedi. "Azıcık tuzsuz ama iyi. Hatta iyiden de öte." Rahat bir soluk alan Meryem, karnını doyuran erkeği seyretti. İçini şöyle bir yalayıp geçen gurura en çok kendisi şaştı. İyi bir iş çıkarmıştı demek, hatta iyiden de öte. Bu küçük övgüden aldığı haz gerçekten şaşırtıcıydı. Gün boyunca yaşadığı tatsızlıkların acısı azalır gibi oldu. "Yarın cuma," dedi Raşit. "Sana etrafı gezdireyim mi, ne dersin?" "Kabil'i mi?" "Hayır, Kalküta'yı." Meryem gözlerini kırpıştırdı. "Şaka yaptım. Tabii ki Kabil'i. Başka nereye olacak?" Elini kese kağıdına soktu. "Ama önce söylemem gereken bir şey var." Torbadan gök mavisi bir burka çıkardı. Kaldırınca bol pilili metrelerce kumaş dizlerine döküldü. Burkayı katladı, kıza baktı. "Müşterilerim var Meryem. Karılarını da dükkana getiren erkek müşteriler. Örtünmeyen, benimle doğrudan konuşan, hiç çekinmeden gözümün içine bakan kadınlar bunlar. Makyaj yapıyor, dizleri görünen etekler giyiyorlar. Bazen ayaklarını kaldırıp ölçü almam için bana uzatıyorlar. Kocaları da öylece seyrediyor. Buna izin veriyorlar. Bir yabancının karılarının çıplak ayağına dokunmasını aldırmıyorlar. Kendilerini modern erkek, entelektüel sayıyorlar. Aldıkları eğitim yüzünden herhalde. Kendi nank ve namuslarını, onurlarını kirlettiklerinin farkında değiller." Başını salladı. "Çoğu Kabil'in zengin bölgelerinde yaşıyor. Seni oralara götürürüm, kendin görürsün. Ama burada bizim mahallemizde de var onlardan, bu yumuşak heriflerden. Sokağın aşağısında oturan bir öğretmen var mesela, adı Hakim.
Karısı Fariba'yı devamlı sokaklarda başı açık sadece bir eşarpla dolaşırken görüyorum. Karısının dizginlerini elinden kaçırmış birini görmek açıkçası beni utandırıyor. Öfkeyle parlayan gözlerini Meryem'e dikti. Ama ben farklı bir cins erkeğim Meryem. Benim geldiğim yerde bir yanlış bakış, bir uygunsuz söz kan dökülmesine yeter. Geldiğim yerde bir kadın yüzü sadece kocasını ilgilendirir. Bunu daima hatırlamanı istiyorum. Anlıyor musun? Meryem başını evet anlamında salladı. Erken uzattığı torbayı aldı. Yemek için lütfedilen iltifatın keyfi uçup gitmişti. Onun yerini bir büzülme, küçülme duygusu aldı. Bu erkeğin iradesi, arzusu Meryem'e, Güldaman'ın tepesine, Heyula gibi dikilen, Safit Koh dağları kadar heybetli, yerinden oynatılamaz görünüyordu. Raşit torbayı verdikten sonra, öyleyse anlaştık dedi. Şimdi bana şu dağıttan biraz daha koy. Daha önce hiç burka giymemişti. Raşit giymesine yardım etti. İçi takviyeli başlık kısmı kafatasında sıkı ve ağır bir şey taşıdığı duygusu yandırıyordu. Dünyayı kafesli bir perdenin gerisinden seyretmekse garip bir işti. Odasında burka ile yürüme alıştırmaları yaptı. İki de bir eteğin ucuna basıp tökezledi. Çevresel görüş açısını yitirmek sinir bozucuydu. Pilili kumaşın soluk almasını güçleştirecek biçimde ağzına yapışıp durmasından da hiç hoşlanmamıştı. Alışırsın dedi Raşit. Hatta zamanla her bahse varım hoşuna bile gidecek. Otobüse binip Raşit'in Şarenev Park dediği bir yere gittiler. Çocuklar salıncakta birbirini sallıyor. Ağaç gövdelerine bağlanmış yırtık pırtık filelerin üstünden voleybol oynuyordu. Parkta dolaştılar, uçurtma uçuran çocukları seyrettiler. Raşit'in yanında yürüyen Meryem'in ayağı ara ara burkaya dolanıyor, sendeliyordu. Öğle yemeğine Raşit onu Hacı Yakup dediği caminin yakınındaki küçük bir kebapçıya götürdü. Zemin yağlı, içerisi dumanlıydı. Duvarlardan belli belirsiz bir çiğ et kokusu yayılıyordu. Çalan müziğin, logari demişti Raşit, sesi yüksekti. Ahçılar bir elleriyle şişleri yelpazeleyen, ötekiyle de sinekleri kovalayan sıska delikanlılardı. Hayatında ilk kez bir lokantaya ayak basan Meryem bir sürü yabancıyla dolu kalabalık bir salonda oturmayı, burkanın peçesini kaldırıp lokmaları ağzına sokmayı yadırgadı. Bir ara tandır başında yaşadığı paniğin benzeri midesini yoklar gibi olsa da Raşit'in varlığı az çok rahatlatıcıydı. Bir süre sonra müziği, dumanı, hatta insanları o kadar dert etmez oldu. Ayrıca çarşafın belli bir rahatlık sağladığını ayrımsayınca şaşırdı. Sağ dışarıyı gösteren tek taraflı bir pencere gibiydi. İçindeyken o bir gözlemciydi. Yabancıların araştıran, meraklı gözlerinden güzelce korunuyordu. Artık insanlar bir bakışta yüz kızartıcı sırlarla dolu mazisini anlayıverecek diye kaygılanmasına gerek kalmamıştı. Caddelerde Raşit bazı binaların adlarını yetkin bir sesle sıraladı. Bu Amerikan elçiliği dedi. Şu Dışişleri Bakanlığı. Arabaları gösteriyor, markalarını, nerede yapıldıklarını söylüyordu. Sovyet Volga'ları, Amerikan Chevrolet'leri, Alman Opel'leri. En çok hangisini beğendin diye sordu. Meryem duraksadı, bir Volga'yı gösterdi. Raşit güldü. Kabil Meryem'in görebildiği her attan çok daha kalabalıktı. Daha az ağaç, daha az at karisi vardı ama otomobillerin, yüksek binaların, trafik ışıklarının ve kaldırımlı yolların sayısı çok daha fazlaydı. Dört bir yanda kentin kendine özgü lehçesini duyuyordu. Örneğin sevgiliye ko değil can, kız kardeşe hemşire değil hemşire diyorlardı. Raşit ona bir sokak satıcısından dondurma aldı. Meryem ilk kez dondurma yiyordu. Bir yiyeceğin insan damağına böylesine oyunlar oynayabileceği hiç aklına gelmezdi. Bütün kaseyi iştahla silip süpürdü. Üzerine serpilmiş şan fıstığı rendesini, dipteki minicik pirinç eriştelerini. Dondurmanın büyüleyici dokusuna, üst üste binen farklı lezzetlerin tatlılığına hayran kaldı. Koçeh Morka, Tavuk Sokağı denen yere doğru yürüdüler. Raşit'in şehrin en zengin semtlerinden biri dediği mahallede yer alan dar, tıklım tıkış bir sokaktı. Bu semtte oturanlar hep yabancı diplomatlar, zengin iş adamları, kraliyet ailesinin üyeleri. Bu tür insanlar yani. Senin benim gibiler değil. Hiç tavuk görmüyorum dedi Meryem. Adam güldü. İşte tavuk sokağında bulamayacağın tek şey odur. Sokağın iki yanına kuzu derisi şapkalar,
gökkuşağı renkli papanlar satan dükkanlar, küçük tezgahlar sıralanmıştı. Raşit bir dükkanda durup gümüş kakmalı bir hançere baktı. Bir başkasında tuhaf görünümlü eski bir tüfeğe. Dükkan sahibi bunun ilk İngiliz Savaşı'ndan kalma bir yadigar olduğuna yeminler ediyordu. "Eh, ben de Moş'a dayanım," diye mırıldandı Raşit. Yarım ağız gülümsedi. Meryem bu gülümsemenin salt kendisine yönelik olduğu duygusuna kapıldı. Mahrem, evli bir tebessüm. Yavaş yavaş yürüdüler. Halıcıların, el sanatları, hamur işleri satılan dükkanların, çiçeklerin, erkekler için takım elbise, kadınlar için elbise satan mağazaların önünden geçtiler. İçlerinde dantel perdelerin gerisinde Meryem düğme diken, gömlek ütüleyen genç kızlar gördü. Arada bir Raşit tanıdığı bir esnafı selamlıyordu. Bazen Farsça, bazen de Peştun dilinde. Onlar tokalaşır yanaktan öpüşürken Meryem birkaç adım geride bekliyordu. Raşit onu yanına çağırmadı, tanıştırmadı. Kıza bir dokuma dükkanının önünde beklemesini söyledi. "Sahibini tanırım," dedi. "Bir dakikalığına girip selam vereyim." Meryem dışarıda kalabalık kaldırımda bekledi. Tavuk sokağında güçlükle seyyar satıcı ve yaya selini yararak adım adım ilerleyen, yoldan çekilmeyen çocuklara, eşeklere korna çalan arabalara baktı. Minicik dükkanlarında oturmuş sigarasını tüttüren ya da pirinç hokkalara tüküren, sıkıntıdan patlıyormuş gibi görünen tacirlere baktı. Arada bir yüzleri gölgelerin arasından çıkıyor, yoldan geçenlere kumaşları, kürt yakalı pustin pantoları beğendirmeye çalışıyorlardı. Ama Meryem'in asıl ilgisini çekenler kadınlardı. Kabil'in bu kesimindeki kadınlar, daha yoksul semtlerdeki, örneğin Raşit'le oturdukları kadınların çoğunluğunun tepeden tırnağa örtülü olduğu mahallelerdeki hem cinslerinden çok farklıydı. Başka bir cinsi bunlar. Bunlar, Raşit'in kullandığı sözcük neydi? Modern kadınlardı. Evet, modern Afgan erkekleriyle evlenen modern Afgan kadınları, kocaları onların makyajlı yüzleriyle, açık başlarıyla yabancıların arasında dolaşmasına karşı çıkmıyordu. Meryem onların sokağa serbestçe özgür geçişlerini seyretti. Bazen bir erkekle, bazen yalnız, bazen de pembe yanaklı çocuklarla birlikte bu çocukların parlak ayakkabıları, deri kayışlı saatleri, yüksek gidonlu, yaldız jantlı bisikletleri vardı. Tehmazan'daki eski patlak lastikleri çeviren yanakları tatarcık çıbanlı çocuklara hiç benzemiyorlardı. Bu kadınların hepsinin önüne arkaya sallanan çantaları, dalgalanan, hışırdayan etekleri vardı. Meryem'in gözüne direksiyonda oturmuş sigara içen bir tanesi bile çarptı. Tırnakları uzun, pembe ya da turuncu cilalıydı. Dudakları laleler kadar kırmızıydı. Yüksek ökçeleriyle her an acil bir işleri varmışçasına hızlı hızlı yürüyorlardı. Koyu camlı güneş gözlükleri takmışlardı. Hızla geçip giderlerken parfümlerin hafif kokusu Meryem'in burnuna çarpıyordu. Meryem onların üniversite mezunu olduğunu, şirketlerde, bürolarda çalıştıklarını, günü kendilerine ait masalarda daktilo yazarak, sigara içerek, önemli kişilerle önemli telefon görüşmeleri yaparak geçirdiklerini tahayyül etti. Bu kadınlar Meryem'i büyülemişti. Yalnızlığını, basit görüntüsünü, amaçsızlığını ve pek çok konudaki cahilliğini yüzüne çarpıyorlardı. Sonra Raşit omzuna dokundu, bir şey uzattı. Koyu kestane rengi ipek bir şaldı. Kenarları sırma işiyle çevrilmiş boncuklu saçaklarla süslenmişti. "Beğendin mi?" Meryem başını kaldırıp baktı. O zaman Raşit dokunaklı bir şey yaptı, gözlerini kırpıştırdı, bakışlarını kaçırdı. Meryem Celil'i düşündü. Kızı aldığı takıları şen şakrak güzelce vurgulayarak, önemseyerek veriş biçimini. İnsana uysal bir minnettarlık dışında başkaca bir tepki şansı tanımayan taşkın neşesini. Nana Celil'in armağanları konusunda da haklıydı. Onlar nedamet niyetine, yarım yürekle üstün körü verilen rüşvetlerdi. Kızı mutlu etmekten çok kendi vicdanını rahatlatmak için yapılan iştenliksiz, hesapçı jestler. Oysa Meryem bu şalın gerçek bir hediye olduğunu görebiliyordu. "Çok güzel," dedi. O gece Raşit yine Meryem'in odasına geldi ama kapının eşiğinde durup sigara içmek yerine odayı geçti, yatağa ilişti. Yaylar gıcırdadı, döşek çukurlaştı. Bir anlık bir duraklama oldu. Sonra elini kızın boynuna doladı. Kalın parmaklarıyla Meryem'in ensesindeki boğumları hafifçe bastırdı. Baş parmağı aşağıya doğru kaydı. Köprücü kemiğinin üstündeki çukuru, ardından da çevresini sıvazlamaya başladı. Meryem zangır zangır titriyordu. Erkeğin eli biraz aşağıya indi.
sonra biraz daha aşağıya. Tırnakları kızın pamuklu bluzuna takılıyordu. Yapamam dedi Meryem kuru boğuk bir sesle. Ay ışığının aydınlattığı profile, kalın omuzlara, geniş göğüse, açık yakadan fışkıran, kırlaşmış kıl demetine bakarak. Kız onun burnundan aldığı derin solukları duyabiliyordu. Battaniyenin altına kızın yanına kaydı. Havayı dişlerinin arasından içine çekti. Baş parmağının boğumunu ısırdı. Boştaki kolunu Raşit'in sırtına attı. Parmakları erkeğin gömleğine gömüldü. Raşit yüzünü onun yastığına bıraktı. Meryem'in fal taşı gibi açılmış gözleri onun omuzunun üstünden tavana dikildi. Tir tir titriyor, dudaklarını sıkıyordu. Erkeğin ağzından çıkan kısa, kesik soluklar omzunu yakıyordu. Aralarındaki hava, tütün, soğan ve öğlen yedikleri kuzu şiş kokuyordu. Zaman zaman Raşit'in kulağı onun yanağına sürtünüyordu. Hissettiği hafif tırtıklı, kaşındıran temastan adamın kulağını tıraş ettiğini anladı. Kolunu alnına atmıştı. Karanlıkta Meryem onun saatinin mavi akrebiyle yer kovanını görebiliyordu. Bu şekilde bir süre yattılar, sırt üstü birbirlerine bakmadan. Bunda utanılacak bir şey yok Meryem dedi, hafif peltekleşmiş bir dille. Bütün evli insanların yaptığı bir şey, hiçbir ayıp tarafı yok. Birkaç dakika sonra üzerindeki örtüyü attı, kalkıp odadan çıktı. Meryem yastığının üzerindeki çukurla baş başa kaldı. Gökyüzündeki donmuş yıldızlara, ayın çehresini bir gelin duvağı gibi örten buluta baktı. Alt kısmındaki sancının geçmesini bekledi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.